Akdeniz, Fatih. Uzun bir aradan sonra nihayet birbirimize kavuştuk değil mi? ne yaptınız bakalım yazın tatilde? Anlatın nerelere gittiniz? Kıbrıs Rum kesiminde oltaya takılırken görmüşler sizi. Dur bakayım. Amma zayıflamışsınız ya. Süzülüp sarganaya dönmüşsünüz. Allah Allah. Şimdi bir deri bir kılçık kalmışlar. Ya o kadar üzülmeyin çocuklar ya. Futbol bu. Siz gene de bizim için kralsınız. Ben nasalığa yem vermeyi unuttum oğlum. Söyledim bu herif nerede? Mennan! 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 Keçi! Keçi! Allah Allah. Alo. Mennan neredesin sen? Okul açılıyor. Balıklar açlıktan ölmek üzere. Sınıflar temizlenecek, koridorlar temizlenecek, okul temizlenecek. Neredesin sen? Ne? Köye mi döndün? Bana bak, emrediyorum sana. Derhal köyünden kalkan ilk uçağa atlayıp buraya geliyorsun. He? Yok musun artık? Bıraktın mı? Tamam be tamam. Sana kalmadı bu okul. Milli eğitim mennansız da devam eder. Buyurun bakalım. Bir de hademesiz kaldık şimdi. Nereden arayacağım? Hademe bulacağım ben ya. Öf! Öf! Herkes beni terk etti. Mennan. Karım. Kızım. Kimsem kalmadı. Çok yalnızım. Çok. Ey damil sağlam. Kala kala bir tek balıkların kaldı seni terk etmeye. Kim bilir belki de akvaryumdan denize bir yol bulsalar onlar da terk ederdi ya. Delden dede, delden dede, delden dede, delden dede, delden dede. Koskoca amil sağlamın düştüğü duruma bak ya. Kocalığım elimden alındı, babalığım elimden alındı. Hademem beni terk etti. Koca gelen çekilir. İyice temizleyeyim de kayıt için gelen veliler beğensinler elleri ceplerine gitsin. Delden dede. Selamun aleyküm. Kolay gelsin efendi. Aleyküm selam. Hayrola kayıt için mi geldin? Yok kayıt için değil temizlik için geldiydim de. Sen bayağı kolaylamışsın. Allah razı olsun. Temizlik mi? Sen de kimsin be? Kim miyim? Meslektaşınım bayağı. Meslektaş mı nasıl yani? Bayağı. Ramazan ben. Meslektaşınım. Okulun yeni ademesiyim. Hem de kantin sahibiyim. Kantin sahibisin. Evet. Ben bu kantini Memnan Aybaba'dan devraldım. Hem kantin sahibiyim hem de ortalıkta ademelik edecekmişim işte. Sen kimin kantinini kimden devralıyorsun be? Ben bu okulun müdürüyüm. Bu kantin de bana ait. Benim adım Amir Sağlam. Özür dilerim direktörüm. Ben seni ademe zannettiydim be ya. Versin ademe. Evet ben de öyle dedim. Benim ademe. Ama bir de işte kantini işletecekmişim. Bana bak benim asabımı bozma defol buradan hadi. Bu kantin bana ait. Mennan sadece başında duruyor. Deme be. Vay şerefsiz vay. Kazıkladı beni. Bir de o kadar sözleşme falan yaptı ya. Tövbe estağfurullah tövbe. E şimdi bu zaman ben bu kantin için ayırdığım hava parasını ne edeyim direktörüm? Ben bununla bir büfe işine falan gireyim o zaman. He? Bir dakika bir dakika sen hava parası mı dedin? Evet. Bu kantin için mi? Evet. Biz Memnan'la öyle anlaştık. E dedi ki kendileri git okula dedi. Orada dedi şerefsiz amir var dedi. Ki burada şerefsiz beyefendi anlamında
kendisi direktördür dedi. Havadan para kazanmaya bayılır. Git bu hava parasını kendilerine ver dedi. Tabii ya. Benden gittiğine göre nasıl olsa birini almak zorundayım. Bari bu salağı alayım. Böylece hava parasını da cebe atarım. Vay be. Şansım dönmeye başlıyor şerefsizim. Evladım. Hop dedik dokunmayacaksın öyle. İşte tamam sakin ol. Sen iyi bir adama benziyorsun. Madem işe de ihtiyacın var. En iyisi ben seni geri çevirmeyeyim. Böylece memleketteki işsizlik sorununa da bir nebze katkım olmuş olur. Ne dersin? Ver elini öpeyim o zaman direktörüm. Berhüdar ol evladım. Berhüdar ol. artık işe alındığına göre hemen temizliğe başla. Her yer pırıl pırıl olacak anlaşıldı mı? Al bakalım. Baş üstüne direktörüm. O Mennan denen adamın dediği kadar varmış be ya. Parayı görünce yımışayıverdi herif. Ben o parayı bir ayda tırtıklar yerine kurum zaten. İyi oldu be ya.